Kemal Dede geldiğinde tabii onu anlatıyordum. Kemal Porsun Türkiye'ye geldiğinde uzun süre bizde kaldı. Ve o hep bana sabahları kahvaltı yemekten hoşlanmıyordum. Yanına gidiyordum. Anneannem zorla bir şey yedirirken o da bana çizimleri, mühendisliği anlatıyordu. Ben 4 yaşında otomobil mühendisi olmaya karar verdim. Ve bu şekilde devam etti hayatım ve bütün dönüşüm o. Ancak işte 85'te Şakir Yılmaz Türk, bırak oğlum bunları dedi, doğru dürüst bir şey yapalım. Tekne işine başladık ama benim hala içimde o Siz otomobil Anadolu ortaya çıkan ekibin parçasınız. STC STC 16. 16'yı ortaya çıkaran ekip tabii, yani rahmetli Erdoğan Gönül'ün özür dilerim üstünde durduğu bir projeydi. 6-7 mühendis ve stajyerle bir arada o araba yapıldı. 8 ay 10 günde fabrikada yatıldı. 8 ay 10 günde. Evet. Anadolu'nun STC Olağanüstü. 16 Evet, modeli. bunlar bilgisayar resmi değil. Erhard Noyan'ın elle yaptığı Çizimler. renderingler. Erhard Noyan olağanüstü bir insandı. Benim hocamdı. 46-47 sene birlikte çalıştık. Tabii yani bu tarz sanatçılarla beraber çalışınca insan hayranlığını gizleyemiyor. Öyle öyle şeyler yapıyorlar ki bakıyorsunuz yani bu resimleri nasıl çizdiğini, ne yaptığını. Evet, bu da STC 16'nın renderingleri. Hepsi Tam bana böyle mi çıktı STC imza 16? böyle çıktı. Ve rahmetli Erdoğan Gönül'ün korkunç bir desteği ve inancı ve hiç kimsenin inanmadığı bir projeyi desteklemesiyle ortaya çıktı. Yani bir çok o kadar büyük kahramanlar var ki hayatımda. Bunları bir tanesini eksik anarsam diye çok üzülüyorum ama Erdoğan Gönül bunların bir tanesiydi. Hiç ne olduğu belli olmayan bir takıma bakın, işte Erhard Noyan çamur Çamurdan modelini maketi yapıyor. yapıyor. Bize destek verdi. Herkes bizimle ilgili bir şeyler söylerken bu arabanın yapılmasını sağladı. Arkadaşlar birinciyi de ha. Evet, bu Bu da da Yonca Onuk Tersanesi'nde Erhard Noyan'ın zorla imzalattığım STC 16 maketi. bunun önü biraz değişik sanki ortaya çıkan üründen değil mi? Birazcık değişik. Tabii Enalp'in yaptığı bu maketi benim arkamdaki masada yaptı. Çünkü bir takım İngilizlerle aynı düşünceye sahip değildi. Bunu daha güzel böyle olması gerekli diyordu. Bunun çamur kokusunu, o modeling clay'in kokusunu hala hatırlıyorum. Kimse yaklaşmasın diye dikenli tel çekti çizim masaların üstüne. Eral Pistan girilmez dedi. Rahmetli Erdoğan Gönül bir sabah geldi ve bize selam verirdi. Gördü dikenli telleri, bir şey söylemedi. Fabrikanın genel müdürü. Biraz Koçun sonra damadı. çok klas bir Çok adam. klas adamdı. Çok. Çok klas bir adam. Biraz sonra mücella sekreteri beni aradı. Dedi patron seni çağırıyor. Girdim içeri, benim karnıma bir yumruk attı rahmetli. Dedi ne oldu, cumhuriyet ilan etmişsiniz. Yok efendim, kaldırın dedi onları, bir daha görmeyeyim dedi dikenli telleri. Ama onun desteğiyle böyle bir şey oldu ve Türkiye'de bir ekip Türk tasarımı bir araç Yıl kaç? 2. 1971-72 73'te bir araç Mayra'ya gitti. Bir aracı da biz test ettik. Çok yani Ve çıktığı sene dünyadaki bütün önemli otomobil dergilerine o zaman kapak oldu. doğru. Hakikaten güzel bir arabaydı. Daha güzel olabilirdi eğer Enalp'e bırakılsaydı. Ama dediğim gibi Şimdi sizin atölyede bir tane var, yapıyorsunuz yeni bir tanesini. bir tane yapıyoruz, evet. Eralp'in o gün Var mı, onu çizdiği, fotoğrafta getirdiniz mi? onun fotoğrafını getirmedim ama getirebilirim. Yani Fatih bu bir tutku, bu bir hastalık yani. Bu Bu bir ekip hiç işi ama değil mi? Siz o tabii zaman... yani bunun hiçbir çaresi bulunmayacak. Bu tutku yani, insanlar buna ne bileyim uyuşturucu tutkunluğu gibi bu işe dalınca bundan vazgeçemiyorsunuz. Yani biz öbür taraftayız. Şakir bana diyor oğlum akıllı ol diye. Akıllı olacak bir taraf yok. Aklım burada çünkü benim. Öyle veya böyle. Sizin orada evet tersine bir bölümde tekneler yapılıyor. Arka taraftaki küçük atölyelerde de otomobiller yapılıyor. Şakir'in toleransıyla görmemezlikten geliyor. Yapılacak bir şey yok yani. Hani var ya delidir ne yapsa Yeridir. yeridir şeklinde.
Ama böyle de bir ekip var. Şimdi o delinin ne yaptıklarına bakacağız. Otomobillere de bakacağız. Çünkü otomobiller de muazzam ama bunlara gelelim.